Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Euzu billahil azim ve biveçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahillezî arsala rasûlehu beşîran ve nezîran. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîran. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alâl hayri velev asîran. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâti finnâr. Ve biz senedil muttasıl ile Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal. İzâ teenneyte asabte evkitte ve izâ te'acelte ahtate evkitte en yuhti. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhimus salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab, Etbaları, Rıdvanullah Teala Aleyhi Mecmai'nin bil cümle ahirete irtihal eden müminat, Rahmetullah Aleyhi Mecmai'nin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim bahsettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, meşah efendilerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İzâ teenneyte asabte. Bir işi düşüne düşüne yavaş yaparsan doğruyu bulursun. Evkitte doğruyu bulamasan da doğruya yaklaşırsın. Acele eden adam doğruyu pek bulamaz. Vezes tacelte ahtate. Acele edersen hata edersin. Hataya düşersin. Ev kitte en yuta ya da hata etmeye neredeyse hata etmeye yaklaşırsın. Evet. Şimdi bu hadis-i şerifi bazen uydurma filan, işte Müslümanlığı geri bırakan şeylerden filan diye söylerler. Aslında çok güzel, fevkalade güzel bir prensibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretiyor. Bugünün insanlığın, 20. asır insanlığın teknolojinin en ileriye ulaştığı devrede yaptığı da budur. Yani otur tembel tembel, miskin miskin çalışma demek değil bu. Bir şey yapacağın zaman ilerisini gör, ilerisine bak, hesap et. Karlı mı zararlı mı iş? Ondan sonra işin başına geç demektir. Buna şimdi İngilizce feasibility diyorlar. Batıl bunu yapıyor. Bir iş yapacağı zaman bu konuda kim uzman, kim iyi biliyor, hepsine danışıyor. Evet, ben bir tarihte oralarda bulunduğumda belediye şehrin içinden bir nehir geçiyor, köprü yapacak, trafiği rahatlatacak. Üniversiteye yazı yazıyor tarihçilere. Tarih bakımından yanlış mı bu köprü yapmak? İnşaatçılara yazı yazıyor. Herkese yazı yazıyor, görüşlerini alıyor ilim adamlarının. Bu yapacağım iş zararlı mı, değil mi? Evet, böyle belki 6 ay, 7 ay, 1 sene araştırıyor, istişare ediyor. Sonunda eğer yapılacak iş iyiyse sonuç itibariyle baltayı vuruyor, kazmayı vuruyor, köprünün inşaatına başlıyor. Bizde öyle değil. Bak, bu Peygamberimizin emri. Bakın, görüyorsunuz. Düşüne düşüne yapın diyor. Acele etmeyin. Bu oturun tembel tembel uyuyun demek manasına değil. Yapacağınız işin hesabını, kitabını yapın. Fizibilitesini yapın. Karlı mı değil mi? Zararlı mı değil mi? Yapacağın senin emeğin koruyacak mı?
Onu söylüyor Peygamberimiz. Tembelliği teşvik etmiyor. Benim talebelim dönemimde, 56'da ben İstanbul'a geldim. Bayezid Meydanı, şimdi Hürriyet Meydanı oldu ya, 6 defadır Hürriyet Meydanı değişmiştir benim bildiğim kadarıyla. 6 defa kazıldı, yapıldı, kazıldı, yapıldı, kazıldı, yapıldı. Yazık değil mi bu memleketin parasına? Batılıların yaptığı gibi, Amerikalıların yaptığı gibi, bak bir belediye bir köprü yapacak. Aylarca yazıyor sağa sola, nasıl, ne diyorsunuz? Yapayım mı, edeyim mi? Sen de öyle yapsana ya. Hemen vur kazmayı. Kazmayı vuruyor, aa yanlış olmuş, bir daha yap bakalım. Ondan sonra gene olmadı, bir daha yap bakalım. Bir defa para harcayacağına 6 defa para harcıyor. Evet, nereden ileri gidiyor adamlar görüyorsunuz değil mi? İşte bu Peygamberimiz onu söylüyor. Sen de mesela bir iş yapacaksın. Her iş önemlidir. Her iş önemlidir. Önemsiz iş olmaz. Önemsiz iş olursa onun adı oyun olur. Oyun da bir bazen gerekli olur. Onu da düşüneceksin. Dinlenme açısından, çocuğun gelişmesi açısından gerekliyse o da bir iştir, önemlidir. Oyun netice getirmeyecek şeye oyun derler. Onu bile düşüneceksin, gerekli mi değil mi diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları buna teşvik ediyor. Her işin evvelinde sonucu ne olacak diye iyi hesap yapın. Ondan sonra başlayın. Acele ederseniz yanlış yaparsınız ya da yanlışa neredeyse yanlış yaparsınız. Çünkü acele eden adam düşünemez ki. Her şeyde bu böyledir. Bir kitap elime almıştım. Fransız müellifi, kalın böyle, dört parmak kalınlığında kitap. Kocaman bir kitap. İlk sayfasında ne yazıyor? Aziz okuyucu, vaktim az olduğundan uzun yazdım diyor. Çünkü düşünme zamanım kalmadı, yok diyor. Acele olduğu için düşünemedim diyor. Onun için uzun uzun yazdım. Bir şeyi bir cümleyle bütün fikirleri ifade etmek için oturup düşünmek lazım. 10 tane cümle kuracağını bir cümleyle bir fikri ifade etmek için düşünmek lazım. Sonunu düşünmek lazım. Zaman ayırmak lazım. Benim zamanım yoktu diyor. Onun için uzun yazdım diyor. Evet. Hep böyledir. Allah geçmişlerimize rahmet eylesin. Osmanlı müelliflerinin çok sağlamcı adamlarmış. Yazdığı fıkıh kitaplarına bakıyorsunuz. Tefsirlere bakıyorsunuz. Buna uymuşlar. Düşüne düşüne yazmışlar. Lüzumsuz bir tane cümle bulamıyorsunuz. Hani lüzumsuz şunu atayım, yatamazsın. Çıkarırsanız da fikir kaybolur, azalı kalmaz. Ne lazımsa onu söylemişler. Lazım olmayan lafı da etmemişler. Lazım, lüzum olmayan laflar etmeye haşiv derler. Lüzumsuz gürültü demek. Hiç bulamazsınız. Bu konuda Arapça konusunda bile Araplardan üstünler. Mesela bu Suud Efendi'ne hayrandır Araplar. Bizden iyi biliyor Arapçayı diyor. Zaten Zemahşeri demiyor ki gelin diyor ey Araplar, Arapçayı benden öğrenin diyor. Buyurun diyor, yarışalım. Türk halbuki. Evet, bu prensibi uygulamışlar. Düşüne düşüne yazmışlar. Zaman ayırmışlar. Lüzumsuz laf etmemişler. Lüzumsuz emek harcamamışlar. Fizibilite yapmışlar her konuda. Her konuda bir yapmışlar, pir yapmışlar. Ama şimdi önüne gelen yolu kazıyor, yapıyor. Kazıyor, yapıyor. Ya bunu 10 sene sonra, 20 sene ne olacağını düşün de yapsana. Kabe'de de aynı şey hala devam ediyor. Ordu muazzam oteller yapılıyor. Milyonlar harcanıyor, milyarlar harcanıyor. O olmamış, bu yetmedi. Ya bu hacıların geliş trendine göre bu sene 100 hacı geldi. Gelecek sene 150. Ha, %50 artış var gelişte. Ertesi sene şu kadar. Ha, belli oluyor bir şeyin, görünüyor, böyle hesabı var. Buna göre yapsana şu Kabe'yi. Vaktiyle yapmışlar. Şimdi sığmıyor. Yık. Neyle yıkılıyor efendim? Parayla. Sen vaktiyle bunu paraya saydın, yaptın. Sağlam olsun diye iyice çok para verdin. Şimdi de yıkıyor. Yıkmak için para harcıyor. Bir de yapacak. Oturup da bunu 50 sene, 100 sene sonrası için diye bir hesap yaptırsaydın, bunun uzmanlarına sorsaydın ya sen mübarek adam. Evet.
Resul-i Ekrem Efendimiz görüyorsunuz. Bugün insanın işte batı ileriye gitti. Hep bunlara uymuş, bu prensiplere. Bizi çok efendim uyarmış. Düşüne düşüne yapın. Planlı yapın, projeli yapın. Evet. Hayatımız hep buna göre olmalı. İnsan kafasında istikbali, geleceği Allah bilir. Ama Allah bize de kafa vermiş. Kendince şöyle bir hayat planı çizersin. O rotada yürürsün. Böyle bir planı olmalı. Gelişi güzel yaşanmaz. Dün dündür, bugün bugündür yok İslam'da arkadaş. İleriye dönük planlı hareket edeceksin. Disiplin, hesaplı, kitaplı. Onu söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yoksa kahve köşelerinde tembel tembel miskin miskin otur demiyor. Yapacağın işi düşüne düşüne yap diyor. Aceleye getirme. Acele getirsen düşünme zamanı olmaz. Tuh dersin sonra. Keşke demek de hiç iyi değildir diyor Peygamberimiz. Mümin keşke demez. Kadere inanır. Her yapılan şeyin Allah'tan olduğunu böyle düşün düşüne yapar. Sonunda düşündükten sonra kaderim buymuş der. Keşke demez. Çünkü kader çizgine dışarı çıkılmaz ki. Ama böyle düşün düşüne yapman lazım. O zaman kadere bağlaman lazım. Evet, namazda da öyle. Tavuğun yemekladığı gibi ağır ağır kıl. Nerede, ne yaptığını farkında olarak. Değil mi? Beden eğitim hareketi yapmıyorsun ki, Allah'ın huzurunda duruyorsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsun, Cebrail aleyhisselam gelmiş, iman nedir? Amentü'yü okumuş peygamber. İslam nedir biliyorsunuz, İslam şartı 5 orada. Kıyamet ne zaman koyacak? Soran sorulandan daha alim değil. Geçiştirmiş. İhsan nedir? İhsan, Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsun da bu gözler Allah'ı görmez. Ahirette, cennette görecekler inşallah da müminler. Dünyada göremezsin. Öyle diyor ayet öyle. La tudrikul absar ve hu yudrikul absar. Gözler onu göremez. Ama o seni görüyor. Evet. Bu şekilde Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek, bunu düşünerek namaz kılacaksın. Kaşınmayacaksın, sallanmayacaksın. Sağa sola sütün saymaya gitmeyeceksin. Düşüne düşüne yapıyorsun. Ne demek bu namaz? Bunun idraki içinde her şeyde böyle. Aceleye de yaparsanız tavuğun yemekladığı gibi, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri dediği gibi, serbe zemin dümbe heva. Kıç yukarıda, baş aşağıda. Şekilden ibaret bir şey olur. Anlamı olmaz. Evet, Allah secde edin dedi Adem Aleyhisselam'a. Bütün melekler secde etti. Allah'ın secde et emrine ben de uyuyorum. İkinci secdede şeytan secde etmedi. Ona inat, bir de ben de secde ediyorum. Her şeyin anlamı var yani. Böyle düşüne düşüne namaz kılarsanız yanınızda davul çalsalar duymazsınız. Çünkü kafa bir yere bağlı. Evet. Böyle her iş böyle olmalı. Düşüne düşüne hesaplı, kitaplı olmalı. Böyle acele ederseniz, düşünme olmazsanız vara kalmaz, huşu kalmaz, hudu kalmaz. İbadetin özü de budur. O zaman şeklen bir ibadet olur. Mana itibari olmaz. Beyhakî Şuab-ül İmanında Abdullah bin Abbas'tan Tobarani Ukbe Hazretlerinden hadis-i şerifi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Demek ki ne yapacaksak bu bir hadis. Bunu şeyden böyle düşüne düşüne istişare ede ede, istişare eden hata etmez. İstihare eden pişmanlık duymaz. İstihare de var. Önemli bir iş yapacak misiniz? Soracaksınız. Sen bir işe karar vermişsin. Aklınla, mantığınla bak. Mantığınla. Ondan sonra bu yetmez. Müminler birbirinin kardeşidir. Canını, malını, her şeyini korur, yardım eder. Böyle böyle bir iş yapmak istiyorum. Tecrübelilere ne diyorsun? Müsbet bitmedi. Bir de istihare yaparsın. İki rekat namaz kılarsın. Ya Rabbi hayrıysa bana göster diye. Gaybı Allah biliyor çünkü. Allah da müminleri sever. Müjdeler diyor. Rüyada müjdeler. Sana rüyanda gösterir. İyi mi kötü mü? İstihare. Aslı olan mantık. İstişare. Bu istihare yardımcı delil. Ama bunlara uyacaksın. Bak ağır ağır gidiyorsunuz. Düşüne düşüne. Acele etmiyorsunuz. Hesaplı kitaplı.
Evet, bunlar da hep böyle planlı programlı hareket edin anlamına geliyor. Maalesef ileri gitti diye hayranlıkla baktığımız Batılılar bu prensipleri uyguluyorlar. Her şeyler planlı, programlı, disiplin içinde çalışıyor. Hayatları böyle, çalışmaları böyle. Bizde de yumurta ağzına geldi mi folluk ararız. Sıkıştık mı, eyvah koşturuz gari. Gecemiz gündüğümüze karışır. Aceleyle de işte böyle zarını karanı hesap edemezsiniz. Bazen denk gelir, bazen yanlış olur. Ondan sonra tuh dersin. Hep bunlar sünnete aykırı şeyler. Evet, planlı, projeli, düşüne düşüne böyle yapmak lazım her şeyi.